çıksın. Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Gladiator Guild Manager ile karşınızdayım. Gladiator Guild Manager, bildiğiniz gibi gladiatörler yetiştirerek savaştığımız bir yapım. Efendim, sonra konuşuruz deyip direkt durumu es geçiyorum. Şimdi sevgili dostlar, başlangıç gladiatörleri olarak Warlock, Rhino ve Okçu karakterlerini seçtim. Normalde biliyorsunuz hep şövalye, okçu ve orkla falan başlanıyordu. Bu sefer böyle bir farklılık olsun istedim. Oyunda temel olarak dediğim gibi bir gladiatörlük okulunu yönetiyoruz efendim. Loncamız var. Loncamızda çeşitli upgrade'leri alarak var olan karakterlerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Ve altın, odun, taş, demir ve mana kristali birimleri var. Bu mana kristali ölen şövalyeleri falan diriltiyordu yanlış bilmiyorsam. Bu arada oyunun sesi fazla gelirse uyarın beni, hemen düzelteyim. Şimdi şöyle sevgili The Hangover. Diğer tarafta ve burada iki yerde birden yayın olacak ama yayınlar eş zamanlı olmayacak. Yani hem YouTube'da hem Twitch'te açık olmayacağım. Misal veriyorum, cumartesi için, yarın için planım sabahtan akşama kadar belli bir vakte kadar Twitch'te olacağım. Ondan sonra akşam yayını kapattıktan, minik bir ara verdikten sonra YouTube'dan devam. Artık istediğimiz yerde, istediğimiz zaman yayın yapabiliyoruz efendim. Şimdi sevgili dostlar, loncamıza bir adam dolduralım, tamam mı? Gladiator pazarından. Tank olarak kullanacağım Rhino'lara bir bakalım. Gym faresi, dayanıklılık %40, daha hızlı yenilenir. Bence bu çok güzel bir özellik. Bu Rhino'yu alabilirim. Minnettar, her iyileştirme aldığında gücü %10 artar. Sen ne diyorsun? Korkudan gaza gelen, Gladiator'un sağlığı %70'in altındayken güce %45 ekleme alır. Dostlar bir şey söyleyeyim mi? Bu Rhino'nun yanında bir healer kullanırsak bu kendi kendine böyle bufflana müthiş bir karakter haline gelebilir. Sondakinde ne var? Bu gladiator yere serilemez. Zaten bir zahmet yere serilmesin. Dayanıklılık %40 daha hızlı ve her 180 sağlık puanı. Dövüş başladığında gladiatöre güç verir. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bu çar çok iyi. 500 altın ama değer abi. Değer. Ya her sağlığın güç vermesi falan müthiş bir olay bu arada. Yayın Balon TD'de kalmadı efendim. Düzelttik ama ayarlayamadık mı? Gladiator Guild Manager serisi. Oyuna girdim. Oyun da Gladiator Guild Manager. Hatta etiket metiket girme muhabbeti falan var burada da etiketlere de girişmedim ya. Bilmiyorum, belki etiketle çok daha etkili olurdu ama. Şimdi bu önden tanklarken yandan kenardan bir yerden de bir Warlock alalım. Warlock'larda biliyorsunuz dostlar, bir tane küçük minyon çağırıyor. Bununla beraber bir tane büyük titan çağırıyor. Yani bir çağırıcı ve bir tane de tankla serüvene başlayabiliriz bence. Sonrası artık para ve item kasma. Ha bu arada oyunda 3 farklı ırk var sevgili arkadaşlar. 3 çeşit ırk var. İnsanlar, soylular ve soylular da insan bu arada. İnsan elf karışık galiba onlar. Ve yüksek büyücü. Büyücüler. Bunlar işte nekromansırlardır, şunlar bunlardır, onlar. Şimdi şöyle efendim. Oyun Steam'de tabii ki mevcut. Oyun Steam'de dediğim gibi tabii ki mevcut. Şöyle yapalım. Ölüm ringinde 1v1'e bir adam çıkartalım. Rhino. Hangimizinki daha güçlüyse o alsın o zaman. Var mıyız Rhino'ya Rhino dövüş? Bence olur. Hoş geldin Donkey, merhabalar. Bizimki daha dayanıklı. Biraz hız vereceğim dövüşe. Ne verdiğini tam olarak? Havuç. Allah razı olsun. Havuç en azından iyidir. Efendim, şimdi bu karakterlere chatten isim verelim sevgili dostlar. Sevgili Quadri'nin bugün bizimle iletişim kurması hoşuma gitti açıkçası. Teşekkür ederim. Umarım yayınlardan keyif almaya devam edersin sevgili Quadri.
Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gayet iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? Sevgili Donkey de hoş geldin bu arada Donkey. O da en son abonemizdi galiba, değil mi? Baran'ın falan da geldi bugün de, chat'te midir bilmiyorum. Dark Feeder'a verelim ya bu Warlock'u da. Sevgili Dark Feeder. Hoş geldin. Arkadaşlar yeni karakter aldıkça chat'ten arkadaşları oyuna dahil edeceğim bu arada, haberiniz olsun. Dark Feeder da burada. Havuç hareket hızına 3 puan veriyor ama kullanılmıyor arkadaşlar. Bu tüketilebilir bir materyal. Gelecek elde bir seferliğine veriyor. Ama biraz zamanı ilerletelim. Yeni gladiatörler falan gelecek köle pazarına. Anda yeni gladiatörler geldi. Okçu. Abi paramı şimdi harcarsam pek bir şeyim kalmayabilir geriye, biliyor musun? Tabii ki Donkey. İleride sana da veririm. Ne demek? 2 ve 2 yaparız. Önden Rhino tanklar. Arkadan Dark Feeder işini yapar. Dark Feeder'ın kaçması icap ederse hareket hızı 15'e kadar çıksın. Yapıştır. Çağırdığı imp gayet iyiymiş bu arada. Bakın öndeki Rhino devrilene kadar. Yuh! Bir tane de büyük iblis çağırdı. Abi ben bunu öldürtmeyeyim, zaman kazandırayım, bana yeter. Bir şey söyleyeyim mi? Warlock çok kuvvetliymiş. Kerem Elif çok teşekkür ediyorum efendim. Hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun dileğiniz için. Çok çok teşekkürler. Keyifli seyirler diliyorum. Çok çok sağ olun. Ama bak şey var. Görevler var bu arada. Görevleri görmedik. Ölüm ve dirilme şey. Gladiatörler yaralandığında kristal kullanarak onları tekrardan eski sağlığına kavuşturabiliyoruz ya da belirli bir süre bekliyorlar efendim. 2 gün içerisinde kendine gelecek misal. Efendim bebeğim. Sol altta bir şey kapanıyor mu bebeğim? Şöyle şuraya bir yere alabilirim. Neden buraya bir yere alıyorum? Şundan dolayı görevler geliyor. Ups. Görevler geliyor bebeğim. Zeka iksiri veriyor ya da diğer ödüllerden seçebiliyoruz. O zaman Rhino'yu dirilteyim, ödül olarak bunu isteyeyim ve küçük zeka iksiri isteyeyim. Yapalım bu fight'ı. Köylüler ayağa kalkmış, isyanları durduralım efendim. Teşekkür ederim sevgili Duha, sağ olasın. Abi YouTube'da devam, Twitch'te devam. Endişeniz olmasın. Biraz şöyle geriden başlatalım mı Eli? Niye geriden başlatıyorum biliyor musun? Bizim bu Rhino bütün hasarı alma... Of o ne lan? Biz bu adamları fazla mı hafife aldık biz bu agaları? Dayı onlar kaç vurdu öyle ya? Arkadaşlar tertemiz elimize aldık. İş yine muhafızlara düştü. Abi ne yapayım? Ne yapayım yani, bizim ağzımıza sıçtın ya. Öldürücü söylenti fısıldayan. Ay, hiçbir şey yapamıyorum bu arada. Niye ya, benim gladiatörlerim o kadar kötü değil. Seçimlerimi kötü yaptık acaba? 3v3. 3v3'e adam yok ki. Gladiator pazarından en azından bir tane okçu mu alsak? Normal dümdüz okçu. Normal dümdüz okçuya da ne diyecektim? Bizim sevgili Donkey'e sözüm vardı efendim. Okçumuzun ismi de Donkey olacak sevgili dostlar. Abi ben oynamayı unuttum galiba ya. Yani istediğimiz kadar adamla giriyoruz tek kişiye karşı. Bir tane okçu. Abi Rhino, Warlock, okçu. İlla ki biri ulaşır. Okçuyu vurdu. Rhino'ya sıkıyor. Bizim okçulardan biri elendi abi. Geçmişler olsun. Bizim arkadaki elemana sıkmaya devam ediyor. Ya Warlock güzel. Warlock güzel de demek ki kalabalık gruplara dalmayacaksın abi. Tek başına halledemiyor. 3 güç puanı verir. Tek seferlik minik minik potlar geliyor. Minik minik potlar geliyor.
Yayın tekrarları katıla özel efendim. Bunlar da video olarak bütün kanallara gelecek biliyorsunuz. Hani helal yavrum. Klasik video formatı var. Video formatında gelecek bütün her şey. Abi işimiz çok kötü. İşimiz çok kötü bu arada. Yani 3 tane tankı tutabilir mi bu? Çok zor ama belki o ölene kadar bizim ipler falan iş yapar ve arkadan okçu böyle biraz kill alırsa anca öyle. Abi iblisler falan filan herkes devreye girmeli, herkes. Sevgili dostlar bu arada yayını beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizlerin beğenileri çok çok önemli. Hatta şöyle bir bakalım, 1193 olmuş yayındaki beğeni sayımız sevgili arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize. Küçük zeka iksiri ve havuç. Abi bu küçük zeka iksiri dediği şey kullanılabilir bir şey mi yani? Item olarak takılabilir bir şey mi? Evet, item olarak takılabilir bir şey. Ne veriyor peki? 15 zeka veriyor. Okey. Normalde statları falan da yazıyordu. Bu sefer yazmadı garip bir şekilde. Ve turnuva var efendim, mezarlık turnuvası. Ormandaki gul yabaniler, öldürücü söyletin fısıldayan, yanıp gitmiş rüzgarlık. Dur abi, bir şunu deneyelim. Baroness'in görevini bir deneyelim. Bu sefer okçumuz da var ya, belki olur. Tek tank yeterli gelmeyebiliyor galiba, ben onu fark ettim. Ama okçu, öndeki kalkanlıya değil, öndeki kalkanlıya değil be. Ölme, la önden gidip ölmesene. Abi neden önden gidip ölüyorsun ve neden kalkanlı adama sıkıyorsun misal? Bana bir açıklamada bulunur musun? Ya okçu kendini öldürdü gidip. Gene şey halletti, Dark Feeder halletti. Hocam bu arada fight'a gireceksek mana kristali lazım. Ve şeyi ver. Sana ne vermem gerekiyor? Düşmana çarparak bir hasar verir. 15 zeka, her 15 zeka puanında minyon seviye kazanır, hem her 5 zeka puanında. Bekleme süresi için çeviklik lazım ama yani biraz daha 5 saniyede bir imp spamlıyor. Şöyle yapabiliriz, bu impi daha hızlı spamlemesini sağlayıp daha yüksek canı olsun isteyebiliriz. Aa, aynı eşyadan 2 tane takamıyor mu gladiator? O zaman sat gitsin, şu potları modları da sat şöyle. Bizim var ya tek umudumuz Dark Feeder galiba. Dirilt. Abi dirilt. Kristalimiz varken. Öldürücü söylenti fısıldayan. Bir tane adamla bir tane adamı keseriz herhalde. Gücü 4 arttırır. Balta alıp Rhino'ya veririm. Kimse ölmezse diriltme kristalini almam, parayı alırım. Bilerek görevlere gidiyorum, bir tur farm atayım. Çok teşekkür ederim sevgili Ahmetcan Şener. Sağ olasın, iyi yayınlar dileğin için. Taşımaktan fıtığım attı. Vallahi atar. Sevgili Donkey, senin aga biraz böyle bir önden daldı biliyor musun ya? Keşke seninki önden dalmayaydı. Şeyi geride tutuyorum bu arada. Koedri'yi geride tutuyorum. Donkey de şöyle bir alttan sıksın. Bizim Dark Feeder'da olacak gene bütün iş. Aa, bir kişi verebilirsin diyor buna. Abi teke tek de Dark Feeder'a güveneceğiz. Dark Feeder'ın iblis samınlamasına güveneceğiz. Bu tank. Bu kadar şey yapamaz, hasar çıkaramaz. Lan VS'lere de mi biz summoner'ı koyduk ya? No more whispering from... İcabına bakıldı. Kimse ölmedi. Parayı al. Ama yüzük bir level ya, baltayı al. Eyvallah. Baroness'le ilişkimiz daha da arttı. Rhino'ya baltayı verdim. Artık 104 vuruyor. Tüm saldırılardan %30 daha az hasar alıyor. Aa, taunt atıyor bu. Kükrediği zaman sadece kendisine saldırtıyor. Acaba bir iyisin hoşsun da sana defans falan lazım ya. Ormandaki gul yabaniler. 100 sağlık veren zırhı alırım. O göreve de girerim abi. 2 tane gol. Rhino oyalasın. Bizimki adam samınlasın.
Rhino ölmezse iyi olur. Ah be. Abi kristal harcamazdık be. Çarların eli ağırlaşmış gibi bu arada ya. Kristali aldım. Çarların eli ağırlaşmış hocam, ben onu fark ettim. Şimdi şu şampiyonaya bir katılalım. İyi görev yaptık. 300 güzel para bu arada. Yani burada sadece karakterlere seviye kasmak var işin ucunda. 2 tane okçu var. 3 tane okçu var. 2 healer, 1 tane rhino var. Buna gireceğim. Neden buna gireceğimi söyleyeyim. Rhino'lar teke tek kapışırken... Bak. Sen şöyle yapacaksın. Sevgili Donkey. Abi öncelik puanı ver. Sen... Rhino'ya vurmayıp healer'ları avlayacaksın. Tamam mı? Geri kalanınız kafasına göre takılsın. Eğer Donkey bu healer'ları vurursa ve o araya kadar bizim Rhino ölmezse, Dark Feeder adam çıkara çıkara bu eli halleder diyecektim. Halletti. Halletti. Donkey'e adam fokuslatacağız abi. Şuna fokuslan diyeceğiz. Warhammer serisi olabilir efendim tabii ki. Sevgili Maraşermen, çok çok teşekkür ederim. Samet Güngör Ekstra YouTube kanalında Crusader Kings 3 serisi var. Sevgili Black Pearl, yayının 3. saatindeyiz efendim. Belki de insanlar gelmişlerdir. Beğenilerini atıp videolara devam etmişlerdir. Herkes canlı yayını izlemeyi sevmeyebilir. Bence gayet hoşuz, gayet tatlıyız bu arada. Özellikle sohbet çok tatlı. Ben sohbetten inanılmaz keyif alıyorum şu an. Abi, 2 tane 1 level okçu olabilir. 3 tane, 1 tane 3 level okçu olabilir. 1 tane 3 level değil mi bu? Şu 3 level okçuya şey yapalım. Ha, burada var ya, Donkey'i garanti indirecekler. Fokus vermenin gereği yok çünkü fokuslanacak adam yok. Ay. Evet, Donkey'in amel defterini kapadı. Allah'tan Rhino seviye aldı. Quaidri. Şimdi Quaidri, senin özelliğin neydi? 180 sağlıkta bir güç alıyordu. Güç ne yapıyor abi? Hasar azaltmak için çeviklik lazım ama. Tüm saldırılardan %30 hasarı azaltır. Yemedi mi çeviklik ya? Bir iki de çeviklik verdim ama... Bence okey. Donkey diril. Bir tane iki seviye Rhino, bir tane healer. Garanti buna girdik. Rhino'lar 1v1 attı. Dark Feeder geldi. Donkey geldi. Hocam arkadakini fokusluyorsun muhakkak. Bir level alsa var ya şu Donkey. Çok iyi olacak da bir level daha lazım. Efendim selamlar, hoş geldiniz. Twitch'i bırakmadık sevgili dostlar. Twitch'i bırakmadık, merak etmeyin. Hem Twitch'te hem YouTube'da canlı yayındayız. Yani yarın aynı anda değil, eş zamanlı değil. Yarın atıyorum Twitch için bir yayın akışı gerçekleştireceğiz. Misal veriyorum dostlar. 11'de başladık diyelim. 11'den 5'e kadar Twitch'teydik ya. Kapattık, yemek yedim, geldim. 6'dan 10'a kadar, 11'e kadar da YouTube'dayım. Bu şekilde. İki yerde birden. Bugün Twitch'te yayın açmadım. Dışarıda işlerim vardı. Farkındayım. Ondan dolayı sanırım tedirgin oldunuz. Ama tedirgin olmanıza gerek yok. Merak etmeyin sevgili dostlar. İki yerde birden yayındayım. Şu bizim Rhino'nun iyi tanklaması gerekecek orada. Hadi bir level al ya. Donkey'in level alması lazım ya. Vallahi da bak, Dark Feeder level 4 oldu. Dark Feeder level 4 oldu. Kaç dayanıklılık harcıyor bu? Dayanıklılık bedeli 80.
Şu koca oğlanı çağırmak için şey lazım ya. Abi hareket izi falan gerekmez. Seni biz koruyacağız. Zekayı 31 yaptım. Faydası olacaktır. İki tane Rhino var. Buna girelim. Bu arada bakın sağ üstte şey var. Benim kameram kapatmıyor sonra şayet sevgili dostlar. Sağ üstte de kazandığımız kaynaklar var. Lootlar var abi. Burada. Tamam. Hadi buradan level alırsın ya. Aldı alacak. Aldı alacak bizim aslan parçası da. Üf. 6 level çıktı. İblise bak. Çıkan iblise. Bu nedir hocam? Kutsal ışığın kitabı. Dövüş başladıktan sonra etrafındaki müttefiklerin maksimum canını %50'ye kadar iyileştirir. Çok güzel bonus bir şeymişsin sen ama. Elma 120 dayanıklılık arttırır. Bunu satarız. İyi para geldi bu arada. İyi para geldi. Aha! Donkey level atladı. Kral sen nasıl vuracaksın? Bak sen güçle vuracaksın abi. İsabet içinde çeviklik gerekiyor. İsabetini ve gücünü arttıracağım. Bir tık da can vereceğim ki yapışma aşağı. Hatta sana şuradan gücü vereceğim. Zekayı vereceğim. Zekaya gerek yok ama ne yapayım? İtem lazım. Kral gladiator pazarından adam alabiliriz. Yani Coedre'nin yanına bir tane daha yan tank alınabilir. Ya da biz bence Warlock'un upgrade'ini basalım abi. Bak Warlock binasını full upgrade'leyelim. Full upgrade'lendiği için Warlock artık çok daha fazla tecrübe kazanacak. Yani gladiator alı, iki tane Warlock alsak misal. İki Warlock böyle pıt 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 adam spamlese. Ya da okçu sayısını arttıralım bence. Rhino gene iyi kötü tanklıyor. Bence bir okçu daha lazım. Ama şöyle güzel özellikleri olan bir okçu. Bak misal bu pasif içici. Dayanıklılığı azalıyor. Bu vampir. Düşmana hasar verdiğinde can yeniler ve gladiator yere serilmez. Kaya gibi sağlam. Abi seni aldım bu arada. Peki Donkey'in yanına kim geliyor efendim? Us bir zeka. Buradan da yayın var, Twitch'ten de yayın var. Hep buradayım. Alihan Biberoğlu hoş geldin. Merhabalar. Bonfire 2 Twitch'te devam edecek efendim. Twitch devam. Beni yapar mısın? Bora Yolcu. Abi sorman yeter. Sevgili Bora. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Katılımın için sağ olasın. Bora Yolcu dedim. Ve devam edelim efendim. Sevgili arkadaşlar, yeni karakter katılacakça chatten ilk gördüğüm arkadaşı alacağım. Erinus sent us a letter asking if we would like to enter into an alliance with her. Tamam, Baron'la ittifak olurum. Baroness'le. Some of my guards are interested in joining your... Oo, süper. Bak buradan Baroness'in adamlarından da adam alabiliyoruz. Ama yerim yok. Yerim yok. Kalsın şimdilik bu etkinlik. Bu etkinlik hiç azalmıyor. Bildiğim kadarıyla. Hep burada kalıyor. Yani hep buradan adam alabiliyorsun. Mezarlık arenasını ele geçiren haydutlar. Lan görevden önce şuraya girsene enayi dövüşlere. 1v1. Rhino var. Abi 1v1'lere Dark Feeder'ı çıkarıyoruz. Biraz o Rhino'yu dövmesi zaman alabilir. 1v1'lere Dark Feeder. Efendim chatten kimi görürsem o arkadaşı alırım tabii ki. Estağfurullah efendim, niye banyesiniz? Hoş geldiniz, merhabalar. Saat kaça kadar yayın? Akşama kadar buradayım. Bir aksilik çıkmazsa. 180 dayanıklılık arttıran pot. O zaman ötekini satarız ya. Bir tane 180'lik pot kalır. Ya bu dayanıklılık okçulara lazım oluyor genelde. Donkey'e falan veririz dayanıklılığı. 3 kişi mi gireceğim dövüşe? Tamam. Mezarlığı ele geçiren haydutlar. Şunlar menzilli kullanıyor. Rhino'yu koydum tanklasın diye. Dark Feeder'ı koydum.
Donkey'i koydum. Donkey, şunları indirsen yeter. Hadi bismillah. Çünkü onların Rhino'yu indirmemesi, şeyi indirmemesi lazım. Büyücüyü. Helal lan Donkey. Bak Poedri de çok güzel tanklıyor. Biz Baron'un bol bol görevini yapıyoruz bu arada. Köylülerim bu gece rahat uyuyacak. Abi 400 puan. 6 zeka, 2 çeviklik. 100 saldırı, 4 çeviklik. Şu okçuya çok lazım olur. Bu tanka, bu şeye. Ya bizim ana karakterimiz Dark Feeder. Biz Dark Feeder'e yönelik oynayacağız. Buradan bana mana kristali ver. Ölürler mölürler. Abi biz Dark Feeder'e oynayacağız abi. Neden? Çünkü Dark Feeder'ın çıkardığı impler ne kadar yüksek level olursa o kadar iyi. Ayrıca çevikliği ne kadar artarsa o kadar hızlı adam basar. O yüzden Dark Feeder'a oynayacağız. Ama yani Donkey de iş yapar. Sevgili Bora Yolcu da iş yapar. Yani Rhino'ya da tanklık bir şeyler yapsak iyi olurmuş. Bak ne yapalım biliyor musun? Abi okçu loncasını pulleyelim. Full tecrübe kazansın okçu loncası. Okçuların da tecrübe kazanması önemli çünkü. Yeni eşyalar gelecek. Abi o kadar param yok ya. O yüzden şeye giremem. Ölüleri yatırmak görevine gireceğim. 1 vs X. Tek başına şu üçüyle mücadele edecek. Dark Feeder üstesinden gelebilir mi acaba? Yoksa Jorp diye kalır mıyız ortalıkta? Bir saniye, kutsal ışığın kitabı hiç bitmiyor mu? Tek kullanımlık değil mi? Vay be. Dark Feeder bir denesin şansını. Dövüş başladıktan sonra 8 saniye geçti. Bir can daha aldı. Sal iblisi. Aa, samanı kaldı olduğu yerde. Okçu çok çalıştı Dark Feeder'a. Okçu çok çalıştı Dark Feeder'a. Yazık oldu. Vallahi yazık oldu yani. Dirilmek için 2 kristal istiyor ya da kaç gün sürecek hocam dirilmen? 7 gün. Abi 7 günde çok zor bu arada. İnsanlar yardım istiyor. Taş alırız. Zaten 2 adam koyuluyormuş buraya. Rhino'yu ve şeyi koyacağız. Donkey'i koyacağız. Rhino'daki sevgili Quedri'yi. Keşke Donkey'in fokusu öteki elemana verseydik. Abi okçunun supportlaması çok kötü ya. Şey, okçunun fokuslanması çok kötü oldu yani. Öteki fight'ı da alırdık. Alınmayacak bir fight değildi de okçu çok kötü fokusladı valla. Sıkıntı yok kral. Efendim bugünlük sanırım bütün videolar atıldı saat 6'ya kadar. Yarın gelebilir tabii ki. Çok teşekkür ederim bu arada. Sevgili arkadaşlar, yayını beğenmeyi unutmazsak çok çok sevinirim. 1228 beğeni olmuş bile. Harikasınız bu arada. Gerçekten harikasınız. Ellerinize sağlık. Efendim Rhino biraz daha can alsın. Full can al hatta. Niye? Çünkü bu adamın her 180 canda bir güç alma buff'ı var. Güç alır, kodunu indirir. Gladiator pazarından adam alamam. Gladiatorlara maaş ödendi. Şampiyonaya gireceğiz ama şampiyonaya giremiyoruz ki. X vs 1 kim var? Bir tane nene var. Poedri tanklasın. Donkey ve Bora sıksın. Aa, nenem var ya. Üf, nenem Donkey'i parçaladı. Abi, biz bu şampiyonaya nasıl katılacağız? Gladiatörü devrilmelere karşı korur. Şunları sat. Bizim şampiyona yalan oldu bu arada. Yani şampiyonayı atlayabiliriz. Mezarlıkta gireriz öteki şampiyonaya tekrar da, bu şampiyonayı atlayacağız. Girmeyeceğiz abi, el mecbur. Eşya pazarında güzel eşyalar var. 175'e 400 can.
Abi bunu alırım da level lazım bu arada ya. Okçuya sağlık ve çeviklik alabilirim. Teşekkür ederim sevgili Resul. Sağ olasın. Kamerayı kapatam hatunum. Oo. Ellerine sağlık bebeğim. Yavaştan aşkım ya. Vallahi tam zamanında olur. Olsun olsun. Şimdi biraz diğer çarlarımıza yönelelim. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun dileğiniz için. İki çarada okçuluk için bir şey aldım. 7 zeka ve dayanıklılık var. Bir tane soru işareti var ama bunları bilemedim ha. Bu cübbe ne? 2 çeviklik, 120 dayanıklılık. Bak bu okçuya kullanılır. Bu da Dark Feeder'a kullanılır ama bütün parayı harcamak mantıklı mı? Kazanırız be. Kazanırız ya. Bak şimdi. Bunu buraya verdin. Bunu buraya verdin. Hem canı hem isabeti ıdısı bıdısı arttı. Bora yolcuya geldin. Bunu verdin. Bunu verdin. Oklarının vuruş gücü ve isabeti arttı. Dark Feeder'a da bunları verdin. Level kasması lazım item giymesi için. O yüzden sakin sakin bekliyoruz. Hepsi iyileşti bu arada. Ölüleri yatırmak ikinci görev. Hadi bakalım. Arka planım değişti efendim. Odam değişti. Diablo 4'üm yok dostlar ne yazık ki. Olursa denerim. Okçu sana çok çalıştı Dark Feeder ya. Abi 2 vs 2. Hocam 2 vs 2'de yapacak en mantıklı şey okçuna güvenmek. Rhino Rhino'yu fokusluyor, okçu okçuyu fokusluyor. Hangisi önce vurursa o kazanıyor. Helal lan. Bak. Donkey müthiş iş yaptı. Bir de seviye aldı. Seviye 3 oldu orada. Gelsin item. İtemleri de satarız. Agam seviye 3 oldu abi. Seviye 3. Bak bir can verdin. Bir güç verdin. Biraz da çeviklik. Okçular level aldığında çok can yakacak. Gladiatör pazarında indirim var. Var da yer yok. Yani Lonca'nın kendisini upgrade'lesek. Tavarna'nın kendisini. Tavarna'nın kendisini değil de yeri nasıl upgrade'liyorduk ya? Ha. Gladiatör alanını geliştir. Okey. 3 kişi girebiliyoruz buraya. Taş alıp gireceğim. 3 level oldu vallahi. Hocam oyun sizin gladyatörlerinizi kontrol ettiğiniz, gladyatörlerinizi kontrol ederek gelişmeye çalıştığınız bir yapım. Normalde Dark Feeder'ı burada kullanırdım ama bence Dark Feeder'ı burada kullanmayalım. Onun yerine arkadaki büyücüye fokuslanacak iki tane okçu koyalım oraya. Yani Bora ve sevgili Donkey bu işi üstlensin. Quaidre tanklasın. İyi ki iki okçu koymuşuz bak. Ama Gonkey niye mili giriyor abi adamlara? Okçu gibi oynamıyor. Okçu gibi oynamıyor, mili giriyor. İnsanlarla da aramızdaki ilişki arttı bu arada. Bir tur daha can. Tık tık. 158 vurdu. %87 isabet. Biraz böyle para kasalım. İtam kasalım. 1 vs x. Teyze var. Teyzeden korkarım. Teyze olmasa teyze bizi çok fena fokuslayabilir. Çok teşekkür ederim sevgili Bilal Memiş, sağ olasın. Videoların yorumlarından sonra canlı yayın da yapıyor. Yenge seni değiştirmiş diyor. Çok bütün olumlu değişiklikler. Güzellikten kaynaklı tabii ki. Sevgili neden abonemiz olarak aramıza katılıyor efendim? Katıl üzerinden kanalımızı destekliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Keyifli seyirler diliyorum size.
Çok çok sağ olun efendim. Önceliğin şunu devirmek olsun. Bir level bir tane ne kadar iş yapabilir ki? Bir level bir tane teyze. Hadi bakalım. Umarım... Aşkım büyük ihtimalle öldük bu arada. Sürekli yere deviriyor ama. Spawn edemedi. Bilader, şşş. Nene bir salacaksın mı? Aşkım nene ana mı? Nene kötü şeyler yaptı. Summonladığımız impler gene kesti de. Olan Dark Feeder oldu ya. Efendim sevgili Enfal Demir abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Enfal Demir, sağ olasın. Keyifli seyirler diliyorum efendim. Sayın hocam. Şu an YouTube'dayım, aynen öyle. Hikayeli Bannerlord serisi bu sabah oynandı. Yani bu sabah oynandı dediğim, bu yayında oynandı. Gerçekçi zorluk derecesinde Batanya'da oynadık. Ama hikayeliden kastın nedir? Ne bileyim, ana senaryoya gitme maksadında mı kastediyorsun? O kadarını bilmiyorum. Hani çok ana hikayeye gider miyiz bilmiyorum ama Bannerlord başladık. Diğer bütün serilere de başlayacağız. Twitch canlı yayını ve YouTube canlı yayını birbirinden ayrı olacak ama her şey atılacak tabii ki. Ölüleri yatırmak bölüm 3. Now they really crossed the line. They arrived in the middle of the funeral. İnsanları hortlak yapmak istemişler. Balax diye bir çar var. Düşmanı lanetler ve istatistiklerini azaltır. Ve millete kalkan verir. Okey, supportif bir çar. Sanırım insanoğluna bir kez daha yardım edebiliriz insanlara. Ha, 30 dakikada bir yaş atladığım gibi bir seri istiyorsun. O seri bölüm 20'de finallendi bu arada. Bilgin olsun. Onun dışında yeni bir şeyler yapar mıyız? Tabii ki yaparız. O bölüm 20'de finallendi ama. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostum. Aboneliğin için çok çok sağ ol tekrardan. Şimdi 3 numaralı bunu avlayacak sevgili Donkey. Ve Bora Yolcu şunu avlayacak. Piyadelere fokuslanmayın. Onu Rhino halletsin. Dark Feeder'ın impler direkt piyadelere gitsin. Abi çok iyi bu arada. Okçular müthiş iyi iş yaptı. Üf. Dark Feeder bir de 5 level oldu. Şahane. Abi zor işte. Başardık. Dash ver. Para falan okey. Şimdi etrafındakilere can yenilemeyi de verelim. Nasıl yapalım? Abi çeviklik sadece bekleme süresi mi azaltıyor? Hem impler için hem diğerleri için. Her 5 zekaya 1 seviye puanı kazanır. Şunu 50 yapıp bir de 100 can verelim o zaman ya. Donkey'de level 4. Abi çeviklik %90 vuruyor. 232 vuruyor. Şahanesin. Sevgili Quadri, tank. Baba bir hız verdim sana. Dayanıklılığa da verdim. Tık tık tık. Geri kalanı can. Bir V1'e girelim. Dark Feeder 1v1'i yener. Artık level 3 gelmeye başladı adamlar. Artık level 3 gelmeye başladılar. Harika. Çok harika bu arada. Sevgili Fares Hasan, abone olduğunuz zaman efendim 10 dakika sonra direkt sohbete dahil olabiliyorsunuz. Ayrıca çok fikri bir abone alertimiz var ama sanırım ilk kez abone olanlara çalışıyor. Şey yapmıyor galiba. İlk defa abone olanlara çalışıyor. Şöyle göstereyim. Bana bir kolye. Kral sana ben kolye verdim ya. Baksana senin kolyeni verdim. Normal görev yapmaya devam edeceğiz. Dur bak fikfikli abone alertini göstereyim sana. Nerede hocam? Uyarılar. Bak abone olmak ücretsiz, dümdüz. Patuv.
Sevgili Neden 11 TL göndermiş. Efendim kesenize bereket. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Abone olmak tamamen ücretsiz dostlar. Fik fik. Bak böyle yıldızlı fik fikli. Katıl alerti böyle çalışıyor. Bu da süper chat sevgili dostlar. Mesajınızla beraber burada iletiliyor. YouTube alerti bu şekilde. Evlilik çok yakında efendim. Ya bilerek tarif vermiyorum. Biliyorsunuz iyi niyetli insanlar var, kötü niyetli insanlar da var. Herkesin canı sağ olsun tabii ki de. Biz önlemimizi alalım ne olur ne olmaz. Şimdi muhafızların maaşı ödendi 200 altın. Dayı ben mezarlıkta farm atacağım. Bu karakterleri azıcık upgradeleyelim. Mezarlıkta farm. 2 tane Rhino. Hocam bütün kadroyu buraya salıyorum. Bütün kadronun salınabildiği fightlar daha iyi olur. Aga bakar mısın? Demek yemedi. Bak bizim elemanın kendini geliştirmişlik seviyesine bak. Demek yemedi. Sevgili Bora. Pıt pıt. Süper. Sevgili Uğur Yılmaz abonemiz olarak aramıza katıldı. Hoş geldin Uğur Yılmaz. Merhabalar. Afiyet olsun Koedri. Sağ olasın. Efendim hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar. Siz level aldınız sevgili Bora Yolcu. 200 hasar vuruyorsunuz. %80 ihtimalle. 88 ihtimalle. Görüşmek üzere sevgili Neden. Dikkat et kendine. 3 tane Rhino. Tutar. Sol alta yerleştireceğim herkesi. Kaç hasar tanklıyor acaba ya? Bence %30'dan fazlasını tanklıyor. Ve bizimki yere devrilmiyor. Bir şey söyleyeyim mi? İyi itemlendirdiğinde ölümsüz bir tank olacak bu ya. 2 tane teyze. Abi teyzelere anında okçu cevabı ve bizim Koedri level alsın. Teyzelere anında okçu. Çok seri farmlıyoruz bu arada. 7 level teyze. Bu 7 level teyze var ya vurduğunu indirecek ha. Koy şunu dibine. Warlock'u okçulara herkesi çıkar. Bak vurduğunu bir devirecek. Kimse ölmedi be. Kimse ölmedi şükür. 2 tane teyze. Abi 2 tane teyzeye girmem. Biri ölür yok yere kristal yemeyelim. Buraya. Savaşçıyı healer şey yapacak da. Yani healer kalırsa geriye. 2 okçu var. Aniden bir vurdular. Küt. Healer bitti. Adam tertemiz gitti. Ve arena tamamlandı sayın hocam. Topladın eşyaları. Nedir efendim? 100 puan veren, 100 can veren bir tane daha şey var. Zırh var. Çıkardın bunu. Bunu çıkardın. Yanan hedeflere verilen hasarı %30 arttırır. Şu an büyücüm yok. Ama bunları sattığın tertemiz. Burada ne var abi? X1 vs X, X vs1, 2 vs2. 2 vs2'ye gel. Teyzeler. Teyzeler vs bizim okçular. Okçular alacak tabii ki. Donkey 5 level oldu. Bora 4 level oldu. Efendim sevgili Mert Erbürücü 45 lira göndermiş. Katılı bulamadım kirayı bırakalım demiş. Sezonla. Aa hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Bu arada merak etmeyin. Hani kesenize bereket. Çok teşekkür ederim. Katıl daha ilk kez açıldı ya. Bugün böyle bir sorunlu olabilir. Hiç merak etmeyin. Twitch devam. Hiçbir şeye bir şey olmadı. Ne bileyim VIP'ler, aboneler her şey duruyor, devam ediyor. Yarın sabahtan tekrardan Twitch'te yayındayız. Akşamları YouTube, sabahları Twitch. Umarım alışabilirsiniz dostlar. Bir iki tık daha isabet ve pat 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 bak 278 vuruyor. %90 ihtimalle
246 vuruyor. Gayet iyi. Dostlar çok güzel gidiyoruz bu arada. Çok çok güzel gidiyoruz. Ve baktığınız zaman video için bayağı güzel ilerlemişiz. Plant vs. Zombie istediniz de canım çekti ya. Benim ismim Quadri, neden farklı gözüküyor? Q U Ha, Quadri. Tamam, Quadri. Seninlikin ne peki? Quadri, Quadri. Tamam. Doğru yazmışız. Efendim sevgili Katstarian, katıl üzerimizden aramıza katılıyor. Çok çok teşekkürler. Efendim herhangi bir rahatsızlığım yok. Katstarian çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Twitch'te de yayına devam. Çok açıklıyorsam kusura bakmayın bu arada. Bir tane teyze. Donkey bence teyzeleri temizler ya. Üf. Helal lan Donkey. Bak 3 tane teyzeyi temizledi abi orada. Ki teyze temizleme zor biraz. 3 tane teyze temizledi. Gayet iyi. Oğuz abim hoş geldin. Oğuz abim senin çarın, ben bir URL'sini alayım da hani sende de mutluluk olsun abi burada. Bir tek sana veremedim abi. Oğuz, Alp abi tamam. Şahin'im tamam. Hoş geldin abi bu arada. Çok teşekkür ederim sevgili Hebidov, sağ olasın. Hem Twitch hem burası kira 35'e çıktı. Kaksteryen teşekkür ederim. Kesene bereket. Hoppa. Lan buranın kadro da toplandı ya. Bak buranın kadro nedir? Alp abi, Oğuz abi, benim Hatun, Gürkan, Furkan, Şahin'im, Ozan. Okey. Benim Hatun, Ozan, Gürkan'ım, Furkan'ım, Şahin'im. Biri gitti gibi. Biri gitmiş olamaz değil mi? Biri kendi isteğiyle mi çıktı? Yo doğru. 7 kişiyiz. Burada zaten biliyorsunuz dostlar, yani YouTube'da dileyen dilediğini yazsın, hiç sıkıntı yok. Twitch'te yayın yapmayı bırakmadım, hayır Twitch'ten de tamam. İşe alınca haydut var mı? Bir bakalım da, yani haydut işe almayız ya. Gladiatörler var. Baron'un çarlarını, Baroness'in çarlarını işe alırız. Tanka tank. Dark Feeder hep farmlayacak. Sevgili Bora'nın levelini 5 yapmaya çalışalım. Ya bu fight'ın her türlü kazananı biziz de. Bak Rhino'nun staminası tükeniyor, vuramıyor. Staminası çabuk tükeniyor. Üyeliğin avantajı nedir? Yayın tekrarına anında erişebiliyorsun. Ve tabii ki chatte hazırlanan özel emojileri kullanabiliyorsun dilediğin gibi. Abi yani şu 8 saniye sonra %50 canı iyileştiren zıbıdık iyi de, sadece 100 can yerine 100 can artı 4 çeviklik alayım. Rhino'da çeviklik hasar azaltmaya yarıyor çünkü. Abi dayanıklılığı çabuk bitiyor Rhino'nun. Ona bir dayanıklılık basacağız. Çok teşekkür ederim sevgili Estiel, sağ olasın. Daha iyi büyü yapıcı eğitme. A young boy wielding immense mana capabilities was discovered at one of the farms. Büyücüyle çalışmayalım ya. Büyücüyle çalışmayalım. Bir üst kademedeki şampiyonadan bir farm atalım. Sonrasına bakarız efendim. Sonrasında artık hani bu videoluk bu kadar deriz galiba. Gladiator Guild Manager için. Epic'teki indirimden faydalandın mı? Hiçbir şey almadım. Twitch partnerliği iptal etmiyor efendim. O yüzden buradayız. Ayda bir defalığa mahsus yağlı masaj servisi. Furkan'ım öyle bir hizmetimiz yok kardeşim.
Öyle bir hizmetimiz yok. Yağlayı severim. Yağlı masaj servisimiz falan yok. Şimdi dostlar 3 tane Rhino'yu bizim tank tutabilecek mi acaba bilmiyorum ama okçulardan Donkey'i ve Bora'yı buraya koyup ikisine de diğer okçuyu indirme görevi vereceğim. Çünkü diğer okçuyu indiremezlerse şayet onlar bizim Dark Feeder'ı indirirse bizim kazanma hayalimiz yalan oluyor, suya düşüyor. Kameram biraz kapalı olacak dostlar bu arada. Şu fight'ı da bir atalım. Okçuyu devreden çıkardık. Harika. Herkes yaşıyor. Çok güzel atlattık. Quedri seviye 5 oldu. Ha, biraz dayanıklılık. Ciğerin çabuk tıkanıyor. Bir de bol bol can verdim sana. 5. bir slot açıldı. İtem düşerse o slota da gideriz. 3 Rhino artı alev büyücüsü. Şimdi hocam alev büyücüsü Rhino'ya sıkacak. El mecbur. Dark Feeder geride kalacak. Okçular da şu yukarıdan alev büyücüsünü fokuslasın. Bence bu fight'ı alırız. Hemen okçulara bufflarını aldırdım. Hasarını veriyor. %92 ihtimalle vuruyor. Hasar veriyor. %92 ihtimalle vuruyor. Biraz stamina da verdim Bora'ya. İyice vurabilsin diye. Dostlar aynı taktik. Tank önden oyalar. Dark Feeder sırf XP'yi kasmak için olaya girer. Hemen hızlıca alev büyücüsünü indirmece. Ya tek kadro kastık. Belki iki tane adam kasabilirdik. Ama tek bir ekip yetti. Bir ikinciye gerek kalmadı gördüğüm kadarıyla. Efendim hem YouTube hem Twitch'te varım. YouTube'a geçmedim. Hem YouTube'da hem Twitch'te. Teyzelerin olduğu mekana girmem bu arada. Teyzeler beni zorlatır. Benim hızlıca damage ravlayacak bir şeyim yok. Kompum yok. Mutlaka Dark Feeder'ı her yere ekliyorum. Dark Feeder'ın seviye alması gerekiyor çünkü. Abi ateş büyücüsünü vurdunuz. Geldin. Ateş büyücüsünü vurdun. Geldin. Ateş büyücüsünü vurdun. Quedri'ye baksana. Alev toplarını içine içine yedi herif. Bana mısın demedi. Kaçıncı turdayız bu arada? 5. tur. Okey abi aynı şekil. Keşke bunları otomatik kaydetme gibi bir şey olsa. Nene elendi. Nene elendi. Çok güzel. Görüşmek üzere efendim. Çok dikkat edin kendinize. YouTube'da Warband oynarız canım.
Burayı değil Donkey'i koydum. Çünkü Donkey'in isabeti ihtimali biraz daha fazla. Zekadan çok bir tık da can verdim sevgili Dark Feeder'a. Dark Feeder'ın bu arada cooldown'la dönüyordu. Acaba dayanıklılık mı yetmiyor diyeceğim. Yok yok yetiyor. Yetiyor yetiyor. İyi girdik, iyi farmladık. 200 güç, fil dişi kalkan. Gladiator'un blokladığı yakın dövüş hasarı %25'ini yansıtır. Bir şey diyeceğim. Bizim bu Rhino blok üzerine çalışıyor mu? Gladiator'un blokladığı yakın dövüş hasarının. Abi herhalde saldırı yemiyor ya. Hani %30 azaltılmış yiyor. Her saldırana mı vuracak acaba? Bunu da bıraktın. 200 can, 200 gücü aldın. Çeviklik vereceğim kimse yok. Potları sat gitsin. XP potu olmadığı sürece. Zekam 31. Zekan 31 değil artık. Tabii ki gördüğünüz her şey video olarak gelecek arkadaşlar. Zekan 31 değil, 58. Zekan 31'den çıkalı çok oldu. Burada gördüğünüz her şey YouTube'a gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Biraz daha devam edelim. Ufaktan salarız. Kör dövüş. Ne olduğunu bilmeden. Tam 4 kişilik. Hadi bakalım ya kadro haşat olur ya da çok tatlı ilerleriz. Biz böyle yerleştik de ya alev büyücüsü çıkarsa? İki tane de alev büyücüsü çıktı. Yandık. Evet yandık. Alev büyücüsü çıkmaz olur mu ya? Zekayı artı 18 arttırır. Zekayı 18 arttırırsa bu buff olarak durur. Artı 18 değil normal 18. Zekayı arttırırsa bu durur. Tapınağı temizlemek, antik eser. İki tane görev var. 1800 altınım olmuş bu arada. Rhino için şu 400 can veren şapkayı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bu ne? %50 fazla hasar verir ama %50 fazla hasar alır. Yok aga. Sağ ol. Teşekkürler. Aman diyeyim. Quadri'de 2400 can var bu arada. 7 zeka, 60 dayanıklılık. Bu her türlü kullanılır da. Dursun şimdilik. 7 zeka, 60 dayanıklılık iyi. Bak zekası 65. Dayanıklılığı 260. Gayet güzel. Var mı başka bir şey? Bambu yay. Ya, bizimkilere item alabilirim bu arada. Yani okçulara item alabilirim. 2 çeviklik, 120 dayanıklılık. Bizim Bora'da pelerin yok. Bora'ya pelerin alınabilir. Güzel, paramızı iyi değerlendirdik. Bu arada Gladiator pazarından başka adam alınır mı? Misal yanına bir tank daha. Vampir, vurdukça can yeniliyor ama vampire gerek yok abi. Ne oluyor? Gladiator'un ölümünden sonra tüm dost Gladiator'lar %25 can yenilemesi alır. Bu erkenden ölecek bir şey değil. Rhino'da iş yapmaz bu. Bu gladiatörün sağlığı ve dayanıklılığı %30'un altına düşerse %150 güç alır. Ne diyorum lan? Ama son kalan. Yani tek olması lazım anladığım kadarıyla gladiatörün değil mi? Yo yo şey kamera kapalı şey unutmadım dostlar. Yemek yiyorum ondan dolayı. Her iyileştirme için %10 güç. Bu da dümdüz sıradan çinko karbon rhino. Bir tur yenile atsak şuraya. Bu ne? Dövüş başladığında gladiator %5 dayanıklılık kaybeder. Bu sayı her ay %5 artar. Bu ölü. Belli bir ayın sonunda geriye adam kalmıyor. Bu ne? Yağmur hemen. Yağmur sırasında gladiator can kazanır.
Oho, yağmurlu fight bulacağım da. O günleri göreceğim. Şu loncayı şey yapalım. Rhino'ların yerini full upgrade'ledim. Taverna'yı upgrade'ledim. Büyücü, alev büyücüsü. Işık tapınağı falan kurup şey yapabilirim ya. Biraz ganimet toplayalım da. We finally managed to break through the doors of the ancient temple. Ablacığım ben senin tapınağı temizlerim. Bu gulyabaniler sıkıntıydı galiba. YouTube'a tabii ki gelecek dostlar. Her şey gelecek YouTube'a. Dark Feeder'ı özellikle koymadım. Bu gulyabaniler arkaya gidiyor çünkü arka borda. Dark Feeder'ı avlarlardı. İki okçunun vurması en iyisi oldu. Well done. Bacım para ver be. Gerçi param var. Sen bana kristal ver. Donkey. Aga bir çeviklik daha. %93 ihtimalle 300 hasar vuruyorsun. Kodunu indirecek yani. It's good to have you on my side, guild owner. Listen. Suikast şüphelerini iyiymiş bak. Kamera kapalı dostlar. Yemek yedikten sonra açacağım. Çeviklik 5, zeka 3, dayanıklılık 60, hareket hızı 3. Suikast şüphelerini iyiymiş. Yani donkeye gider. Buradan da parasını alırız. Olur ya, burası halleder o işi. Bunlar ne yapıyor acaba? Arkaya falan mı zıplıyor? Nasıl saldırıyorlar ki? Ey, bunlar taş atıyor. Allah yardımcınız olsun. Rastgele yerleştirdim adamları. Çünkü biri taş atıyor. Biri mili vurmuyor falan. Sıkıntı. Good job. We'll keep investigating. I think we're on the right track. Ben bu arada mikrofonu kapalı unuttum galiba. İtem mitem alıyordum hocam. İtem falan alıyordum. Şey diyordum efendim. Bizim Dark Feeder'a iyi item verdik. Eğer fırsat bulabilse çok çok fena adam spamleyebilir ortalıkta.
Valla kazara kapağını unutmuşum dostlar. Ya mikrofonu şeyden dolayı kapatıyorum abi. Ben misal saatin tik takına, ne bileyim, çiğneme sesine falan obsesifliyim. Gerizekalı deyip geçenlerimiz de olabilir ama. Abi insanlık hali, hani insanı irite edebiliyor. Kendim rahatsız olduğum bir şeyi de size yaşatmak istemiyorum. Hani bir şey içerken falan amenna çok aşırı dikkatli olamıyorum da. En azından yemek yerken ağzımın şapırtısı gelmesin. Niye ben seyir keyfinizi böleyim? Zekaya artı 18 ekler. Aynı iksirinden iki tane oldu elimizde. Bizim Dark Feeder'a yarar. Antik eser 2. Ablacım bu ne? İyi para vereceksin. Seninle de iyi ilişkim olacak ama... Ben bu kadar adama... Okçu sayısını falan arttırmak lazım herhalde ya. Bak 5 level bir okçu var. Bir cacık olmaz. Hiçbir tecrübe puanı kazanamaz. Ve omzu çıkık. Abi niye bu kadar kötüsün ya? Ah be. Fani hırs. Dövüş başladığında damage bonusu alıyor ama şeyi kaybediyor galiba. Yaşlı vampir düşmana hasar vermek %5 can yeniler. Gladiator hortlak birimlerine karşı %40 daha fazla hasar verir. Hocam aramıza hoş geldin. Bu arkadaş kim efendim? Yeni okçumuza ne isim verelim? El Su. Direkt Amir'e yazdı. Teşekkür ederim efendim. El Su. Karakterlerimiz arasına ekleniyor. Eyvallah. Gördüğümü yazıyorum sevgili dostlar. Biraz yavaş ya, boğulacağım mı? Yemek yemiyorum ki şu an. Şu an yemiyorum ulan. Şu antik eser görevine bir dalalım. Salmancım, kesene bereket tabii ki. Bir sonraki karakterimiz de Salman adını alacak elbette. Kesene bereket, sağ olasın. Abi, sevgili Koedir full tank olarak can basmaya devam ediyor. Hatta sevgili... Efendim bebeğim? Olur olur aşkım ya, dışarıdan ses geliyordu büyük ihtimalle. Salman, kesene bereket. Bir tane daha Rhino alalım. Ve onun da adını Salman yapalım ya da çok işe yarayacak bir karakter alalım dostlar. Papaz. Papaz ne yapıyor? Dostlara can basıyor. Kalkan basıyor. Yakın saldırısı var. Bir güncellesene şurayı. Kurt var abi Silver isminde. Uyuşuk. İntikam meleği. Gladiatörün ölümünden sonra düşman gladiatörler maksimum canlarının %20'sini kaybeder. Ve yaşlı vampir. Bence biz bu kurtu aldık. Bu kurtu aldık abi. Bir evcilleştirme salonu kurduk. Taş yok. Yani taş bulsak var ya. Kurar evcilleştirme salonunu alırdık o kurdu. Kör dövüşüne girmiyorum. Bir tane eleman var. Au. Hocam. Buna 3 okçu dalacağız. Anca. Şey de Prime'ın avantajıyla 8. ayında bu arada ama o Twitch'ten 8. ayında. Salmancığım birazcık geç geliyor buranın alertleri. Kesene bereket tekrardan. Teşekkür ederim. Bak full okçu iş yaptı. Taş ver la. %50 XP şeyi. Okey. O %50 XP buff'ını kullanırız.
Bir tık isabet. Bir tık bu, bir tık bu. Bu bu. 422 vuruyor. Elsu. Elsu daha yeni geldi ama. Hemen isabet. Damage. Damage. Bizim yeni okçunun birazcık itemlenmesi gerekecek ama. Bir taş gelirse Salman geliyor bak. Osmanlı serisinin yeni bölümünü en yakın zamanda atarız efendim. Antik Eser bölüm 3. Abi Antik Eser bölüm 3 de. Nasıl gireceğiz içeri? 3 vs 3. Rhino oyalar. Dark Feeder spamler. Elsu'da X kasar. Yavaş yavaş. Aha da 7 level oldu. Şimdi Dark Feeder'a bir tur daha dayanıklılık. Geri kalanı full zeka. Adamın spamlediği yaratıklar olağanüstü güçlü olacak. Abi Rhino'nun hasar kalkanı iş yapıyor mu bilmiyorum. Ama şunun iş yapacağına eminim bak. 3300 can. 3300. Abi müthiş bir şey. %50 XP parşömeni geldi. Nadir itemleri arkaya aldık. Gladiator pazarı yenilendi. Güçlü bir kurt alırız ya. Bölgede yalnızken müttefik gladiator yokken %100 çeviklik. Gelmekte olan sinir krizi falan var. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tank daha alalım, o da Salman olsun. 180 sağlık başına güç. Ve gladiator ölürse herkes can kazanıyor. Salman da ikinci tankımız. Sevgili Salman. Kesene bereket tekrardan. Antik Eser görevine girelim. Oha. Oha. Bir saniye. Buna tabii ki şu demir şeyi alırız. Demir mızrağı alırız. Okçuya veririz falan. 6 kişi girecek içeri de bir tane iblis var. Bunu keseriz. Zaten bu bölümlük bu kadar deriz ya. Mustafa hoş geldin. Merhabalar. Salman'a sözümüz vardı. Ondan Salman'a verdik çarı. Bak şimdi taş attığında 500 vurması bir sıkıntı. Yakın dövüşte de 500 vuruyor. Antikortlak yuvarak. Abi ciddi misin ya? Yuvarak diye okunuyor gerçekten. Abi 500 hasar vuruyor. Bunu biz nasıl keseceğiz? Cücelerle savaş makinesi inşa ediyorsun desen ne olacak? Aa bu arada like sayımız 1287 hocam. Ellerinize sağlık. 1287. Dostlar süpersiniz. Efendim sevgili Salman'dan 22 lira daha var. Abi tank bana yakıştı. Normalde de tank gibiyim demiş. Salman teşekkür ederim. Sağ olasın. Kesene bereket. Hadi bakayım bu koca olanı devirmek. Acık bir mesele olacak. Normal öksürüyorum bebeğim. Okçuları dağıttım 3 noktaya. Haydi bismillah. Salman Salman itemsiz haliyle iyi tuttu. Abi tertemiz.
Tertemiz. Sepiyiz protokol bölümü yarın gelebilir. Ses gelmeli çünkü ses var. Ben buradayım. Artık Bora da 400 vuruyor bu arada. Salmancığım bu arada sağlığın yerinde olsun. Geri kalanı hallediliyor. Eyvallah, desteğin için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Tank olmak iyidir abi. %89 ihtimalle 235 vuracak. Okey. Görevi yaptık. Antik göreve girdik. Hazine odasının kapısı. Valla büyük boss'u kestikten sonra ben final yaparız diye düşünüyordum. Hatta final yapalım. Şu dirilme tapınağına bir tık upgrade basalım. Biraz erken dirilsin. Eşya pazarından 600 paramız mı var sadece? O zaman eşya pazarından çok yardırmayalım diyeceğim de. Bir göğüs zırhı alalım Salman'a ya. Artı 400 can buradan alsın. Hatta bence Salman'a bir tane de kalkan alalım. Salman kalkanı da alsın. Salmancığım tekrardan kesene bereket. Quedri ve Salman bizi tutar. Dark Feeder adam spamleyerek akıl karıştırır. Don K, Bora Yolcu ve Elsu'da sıka sıka milleti keser efendim. Ama bu videoluk burada bırakalım sevgili arkadaşlar. YouTube'dan vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Bye bye.